Gerçekten bu akşam Musti Show patladı. Mesajları okuyamıyorum bile. Çok çok teşekkür ediyorum Musti Show'a gösterdikleri ilgiden dolayı. Evet abi. Tabii bunlar senin sayende, sen de var olduğun için böyle. Şimdi ben aklıma gelmişken bu arada radyomuzun sahibi Koray Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum abi. Sizin vesileniz ile Londra'daki beni severlerimle buluşturduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Emrin olur. Her zaman kapımız sana açık. Yani Londra'ya ne zaman ayağım düşse çayınızı içmeye geleceğim. Eyvallah abi. Buyur gel, her zaman çayımızı kahvemizi. ben haber ederek misafir olmam kolay kolay. Etmeden gel. Şimdi Mustafa abi. Şimdi bir gün bir eve misafirim. Sağ olsun bir yengemiz dedi ki çay mı içersin kahve mi içersin dedi bana. Dedim ki vallahi abla şimdi kahve içerim. Dedim çayı da yemekten sonra içelim. Kendi kendime yemeğe davet ediyorum. Çok hoşsun Engin, çok teşekkür ediyorum. Bizler de buradan radyosu için gecesini gündüzüne katan Koray Bey'e sevgi ve saygılarımızı tabii, yolluyoruz. Tabii. Gerçekten iyi ki varsın Koray diyoruz. Güzel canlı bir türkü alalım, o da Koray'a gitsin. Okuyacağız tabii ki de. Aklıma gelmişken benim bir kebap meselem var. Anlat bakalım şu kebap meselesini ya. Son müziği az kısarsak abi. Ya şimdi sağ olasın, Allah razı olsun abi, bize kebap ısmarladın. O yüzden aklıma geldi. Afiyet şeker olsun. Serdar'a teşekkür ederim. Evet, Serdar abimize buradan saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bundan yaklaşık 15 yıl önce Gaziantep'e izine gidiyoruz. Ben de Antep'in mahallelerini, çarşısını falan öğrendiğim için yalnız başıma gezmeye çıktım. Buradan ayıptır söylemesi, karnım acıktı. Baktım ki bir kebapçı. İçeri girdim ama içeri girmeden önce kendi kendime plan kurdum. Sarışınım ya. Dedim ki ben bu kebapçıyla Almanca konuşacağım. Almanca dedim ki aynı kebap bite dedim. Usta bu ne diyor ya dedim. Ya sen ne yapacaksın? Sen acerinden bir kebap yap. Buna 50-60 tane kebap parası yazın. Bu sırtı kalınlara benziyor Almancı. Belli. Neyse kebabı yedim. Dedim ki aynı ayran bitin misiyor dedim. Usta bu ayran misiyor? Bir ayran verin oradan 2-3 katı ayran parası yazın dedi. O zamanın parasıyla benim kebapla ayran hesabım 50 bin lira. Kaniş bitti bir saniye, yani hesabı alabilir miyim dedim. Bana bir hesap geldi, bir baktım ki 385 bin kağıt. Hesaba bakıyorum, adama bakıyorum, hesaba bakıyorum, adama bakıyorum, hesaba bakıyorum, adama bakıyorum. Bu sefer de kebapçı huylandı. No problem, no problem diyor bana. Dedim aman hayır aman dedim, problem mi kaldı ham dedim. Sen bana 50 bin lira kebabı utanmadan 385 bin kağıda verin ham, yiyorum utanmayın gibi. Aba dedi Ahmet Ökkeş, çabuk yetişin yavran tepçe konuşuyor. Yani benim Türkçe konuştuğuma şaşırmıyor da Antep şivesiyle, lehçesiyle konuştuğuma şaşırdı. Süpersin Engin. Böyle süper, bir davamız var. Süpersin. Sende zaten böyle şeyler bitmez. Gerçekten bu da senin türkü dostu olduğundan. Hadi bakalım canlı bir türkü alalım. Koray Bey'e gitsin. Evet, Koray abimize gelsin. Evet doğru ya. Şimdi aklıma geldi hocam. Sıradaki ezgimiz sevenlerimiz için unuttum adına cızık çektim. Hadi bakalım. Ve bizi dinleyin. Elif Hanım'a gelsin sıradaki ezgimiz. Eyvallah. Antibiyotik gibi şov. Musti Show. Musti Show. Yalanla yeminle nara yaktığım sözlerini bile bile unuttum. Utanmazdım saatlerce baktığım gözlerini bile bile unuttum. Unuttum adına bir cızık çektim. Utanmazdım saatlerce baktığım
gözlerini bile bile unuttum, unuttum adına bir cızık çektim. Şu anda bizim efendisiniz. Sana çok bağlıydım, ümidim vardı. Onun için bu can sana yalvardı. Ömrümün üstünde yıllar yol aldı. İzlerini bile bile unuttum, unuttum adına bir cızık çektim.